Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hitabette, dini hitabette bu dersimizde hazırlık aşamasında alınması gereken tedbirleri konuşacağız. Hazırlık aşamasına geçtiğimizde Alacağımız tedbirlerden biri şudur ki muteber kaynaklardan hazırlığımızı yapmak. Tabi konuşacağımız konu dini mevzular olduğu için en muteber kaynaklara başvurmamız gerekir. Bu bir zarurettir. Burada da nedir? Ayet-i Celileler, Hadis-i Şerifler, Kur'an, Sünnet, ehl Sünnet alimlerinin eserleri, Sahabe-i Kiram efendilerimizin tabiinin, tebe tabiinin ve ardından gelen alimlerin, büyüklerin binlerce eseri var, eserler bırakmışlar. Bunlar günümüze kadar ulaşmakta, bunlardan faydalanmak gerekir. Yani bize hazırlığımız şöyle olması lazım. Biz anlattığımız konulara birinin itiraz ettiğini, edeceğini düşünelim. Yani biri bize dese ki, bu bilgiyi neye dayanarak söylüyorsun? Bunun kaynağı nedir? Bizim buna, işte bu bilginin kaynağı şudur diyebileceğimiz şekilde biz hazırlığımızı yapmamız gerekir. Yani her her söyleyeceğimiz şeye birisi farz edelim ki itiraz etse, nasıl ona dayanak ve kaynak getirmek gerekirse o şekilde hazırlanmak lazım. Yani yazarı belli olmayan, işte ehli sünnete, ehli bid'ata ait mensup olan kitaplar, ehli sünnete aykırı olan fikirlerin olduğu yayınlardan, yazarlardan, yayın evlerinden bilgi paylaşmamak gerekir. Bu çok mühim bir konu. burada bir de şu var. Halkın hoşuna gidecek. Yani bazı şeyleri, bazı şeylerden insanlar çok hoşlanırlar. Çok hoşuna gider. Ama bu pek muteber bilgi olmaz. Biraz sohbetin vakarına da yakışmaz ama sırf insanları güldürmek veyahut da ilgi çekmek veyahut da sempatik olmak için sohbetin vakarına, ciddiyetine e, Halal getirecek, zarar verecek davranışlardan ve anlatımlardan ve bilgi paylaşımından kaçınmak gerekir. Yani ilmi mevzu bir alim ağırlığıyla, özellikle ilmi anlattığı zaman, hitap ettiği zaman ağırlığıyla e, dikkat çekmesi gerekir. Çünkü biz bir hikaye anlatmıyoruz, bir masal anlatmıyoruz. Dinden bahsediyoruz, ibadetten bahsediyoruz. E, o halde bilgilerimizin kaynağı sağlam ve muteber olması önemli. Bir diğer konu, bu tedbirlerden biri. Tamam. muteber eserlerden hazırlanıyoruz. Kur'an'dan, sünnetten, alimlerin kitaplarından. Bilgiler içinde de seçici davranmak ee, çok önemli. Yani sahih bildirimin, doğru bir bilginin aktarımında da yeri ve zamanına, uygunluğuna dikkat etmek lazım. Yani bu bilgiyi burada vermeli miyim? diye anlatmak, seçim yapmak lazım. Sonra mesela Diyelim sahih bir kitapta bir bilgi buldunuz. Bir veli zatın kerameti veyahut da bir hak dostunun başından geçen bir olay. i̇nsanlar buna belki itiraz edebilir veyahut da oradakilerin seviyesi bunu anlamaya uygun olmayabilir. Sonra bu sefer ben söylemiyorum bak işte kitapta yazıyor falan kitabın filan sayfasında demek onu haklı çıkarmaz. Yani söylediği şeyin insanlar tarafından algılanabilip algılanmayacağına da dikkat etmek gerekir. Yani her hak söz her yerde söylenmez. Nerede söyleyeceğine dikkat etmek gerekir. Tabi sohbet dinleyenlerin bir kısmı anlatılan mevzuyu kavrayamayabilir. Zihni karışabilir. E, gelip de soramaz da. Yani hocam bu böyle miydi, siz bunu böyle dediniz ama itiraz et, et, edemez de yani belki. Ama e, kafası karışır, karışıklıkla kalkar. Onun için muteber kaynaklardan hazırlık yapmak ve metni e, seçilen metnin yani dinleyenler tarafından ilk duyuşta anlaşılabilir e, seviyede olmasına dikkat etmek lazım ve ihtilaflı meselelere de girmemek lazım yani Allah dostları arasında e, alimler arasında mesela bazı konular ihtilaflıdır bazı meseleler tercih edilen e, görüşe yer verilmesi daha esaslıdır evet almamız gereken tedbirlerin bir diğeri de e, mesnet olarak interneti kullanmamaktır. Yani i̇nternet diye bir şey var, bir nimet var elimizde. Bu bazen nimet oluyor, bazen de e, azap olabiliyor. Bunu ne yapacağız yani bu sohbet hazırlarken, vaaz hazırlarken? Mümkün olduğunca biz kitaplardan faydalanmamız gerekir. E, i̇nternet çok tehlikeli olabilir. Çünkü e, ya, yani yazılı kitaplar Ehli sünnet yayınlarının ve ehli sünnet alimlerinin eserleri çok büyük hazırlık aşamasından geçer İmlasından, edebi yönüne e, ayet hadislerin doğru e, doğru seçilmesine doğru telaffuz edilmesine varana kadar hepsi incelenir hem hocalar tarafından hem e, edebi yönüyle hem teknik olarak ve bir kitap ortaya konulur yani büyük bir çalışma ama internette böyle bir şey yok yani orada genelde, gözden geçirilmemiş her türlü dini bilgi insanın karşısına çıkabilir. Ancak mesela yani sitesi, adresi ehli sünnet olan ve ehli sünnet yayınlardan derlenen eserlerin neşredildiği mecralarda, internet mecralarında bilgi elbette alınabilir. Tabi internetin şu avantajı var. Yani bilgiye çabuk ulaşma açısından insana kolay yardımcı olabilir. Fakat ne kadar bilgiye kolay ulaşılabilmeye fırsat verse de yine de bunu kitapla teyidini yapmak gerekir çünkü bazen o bilgilendirmelerde de yanlışlık olabiliyor. Evet dikkat etmemiz gereken, almamız gereken tedbirlerden bir diğeri de her sohbet için ayrı ayrı hazırlık yapmak. Çok mühim bir konu. Yani Örneğin namaz konusunu anlatıyoruz. Belki 50 defa, 100 defa namaz konusunu işledik. Ama yine anlatacağız. Yeniden zaten ben bunu çok iyi biliyorum. Hepsi de zihnimde deyip hazırlıksız çıkmamak lazım. Muhakkak hazırlanmak lazım. Çünkü yani o sohbet ettiğimiz, hitap ettiğimiz zaman, o mekan, o kitle farklılığından dolayı sohbetin sunuş tarzında farklılıklar olabilir. Yani yenilenmek gerekir. Ee, bu bilinç olduğu zaman hatip sohbeti o günün ihtiyaçlarına göre, o günün eksiklerine göre yapma olanağı sağlar. Yani hangi cümlelerle giriş yapacağını, nasıl bitireceğini, gelişme bölümünde neler olacağını, ayetleri, hadisleri, örnekleri, menkibeleri, şiirleri, nerelerde ne şekilde sunacağına e, dikkat eder bu şekilde. Ona göre hazırlar. Yani yıllardır aynı konuyu sohbet etmiş olsa da yeniden sohbet edeceğimiz zaman o sohbeti ezbere bilsek bile yine de sunuş durumunu ve anlatış biçimini, ses tonunu ona göre ayarlamak gerekir. Yani daha önceden anlatılan mevzular, mesela kadınlara anlatılıyorsa başka, gençlere söyleniyorsa başka yapılır, çocuklara oluyorsa başka, bir camideyse değiş, daha değişik olur, konferans salonundaysa daha farklı olur, bir sohbet süresi 10 dakikaysa başka, yarım saatse başka, 45 dakikaysa daha başka. Yani hep işlenme yönü Başka konu namazdır, evet ama e, zamana göre, mekana göre, dinleyici kitlesine göre bunlar hep e, değişir. Yani bir şeye emek verilmesi lazım. Emek verilmezse onun asla ve asla menfaati olmaz. Evet bir diğer e, tedbir de bir sunuş haritası belirlemek. Yani e, bir anlamda bir sofra sunuyorsun mesela misafirine ikram ediyorsun. Aynı şekilde dinleyenlere de Hazırladığın sohbeti ikram ediyorsun. Bunun e, ne, ne şekilde sunulacağı, hangi şeylerin e, önce alınacağı, hangi konuyla başlayacağı, nereyle bitireceği, yani bir sunuş haritası belirlemesi gerekir. Bu belirlemezse eğer, düzensiz bir anlatım sergilerse, mesela birincisi çok olumsuzluklar oluyor bunun. Süreyi doğru kullanamaz. Yani giriş bölümünü 45 dakika yapars yaparsa, bir saatlik sohbetinin 15 dakikasını gelişme bölümüne geçirir. Bu böyle bir aksiliği olur. Bir diğeri mesela çok uzun bir menkıbe anlatır. Bir anlatır yarım saat menkıbeyle geçer. Yani konuşmasının büyük bölümü bununla biter. Süresini kullanamaz. peş peşe ayetler okuyabilir veyahut da peş peşe hadis metinleri okur. Bu sefer sohbet havasından çıkar, ders havasına dönüşür. Veyahut da peş peşe fıkhi hükümler ardarda anlatır. Bir fıkıh dersine dönüşür yani gereğinden çok fazla bilgi verir veyahut da gereğinden az fazla az bilgi verir. Böyle de bir dengesizlik olur. Bazen mesela çok yani daha ehven bir konuyu 20 dakika anlatır. Daha önemli bir konuyu 3 kelimeyle geçer, geçiştirir. Bu da olmaması lazım. Sohbetin vakarını zedeler, olgunluğuna zarar verir. Bir de korku ve ümit dengesini ayarlayamaz. Yani ya çok uçurur, ya çok yerin dibine sokar ya herkesi cehenneme sokar ya herkesi cennete koyar. Yani böyle bir dengesizlik olur şeyi ayarlayamaz. Yani korku ve ümit dengesini de ayarlamak gerekir. Bir diğer konu giriş, gelişme ve sonuç bütünlüğünü sağlaması. Giriş bölümünde kısaca anlatılır. Konunun ana düşüncesi verilir mesela. Zihnen hazır hale gelir. Gelişme bölümünde konunun ana fikri anlatılır. Ana teması, örnekler, misaller, kıssalar, şiirler, anekdotlar, şerler, açıklamalar, müjdeler, Sakındırıcı izahlar hep burada izah edilir. Tafsilatlı olarak konu masaya yatırılır, insanların zihnine işlenir. Ama burada da konunun dağılmamasına dikkat etmek gerekir. Sonuç bölümünde de sözler değerlenir, toparlanır, bir sonuca varılır. Yani bir anlamda anlattıklarının bir özeti yapılır ve bir neticeye varılır. Bu da anlatılanların zihninde dağınık kalmamasına, konunun dinleyenlerin zihninde toparlanmasına sebep olur. Bir diğer güzel e, tedbir de konuları alt başlıklara ayırmak. Bu da çok güzel bir şeydir, çalışma metodudur. Yani uzun böyle paragraflar, uzun metinler hazırlarsak sıkıcı olur. İnsanlar çok uzun uzun kelimeleri çok dikkatli dinleyerek ancak anlaşılacak şeyleri kaçırabilirler. Yani şöyle bir A4 sayfasında böyle 3-4 başlık olursa önümüzde Mesela bizim bu çalışmamızda mesela şu her bir sayfamızda bile üçer dörder tane başlık var mesela şöyle göstermiş olayım size. Yani her birinde başlıklarla çoğaltmak bizim ne yapıyor? Anlatışımızı da kolaylaştırıyor ve zihnimizde Hatib'in zihnini de diri tutuyor. Bu ne yapar? Konuya bir hakimiyet sağlar. Hatib'in sunuşunu da rahatlatır. Bir diğer güzel tedbir de Farklı renkli kalemlerle veyahut da işaret kalemleriyle kullanarak bazı önemli yerlerin üzerine mesela bir paragraf vardır. Orada bir satırın üstünü çizersiniz. Onu gördüğünüzde bütün paragrafı zihninizde oluşturursunuz. E, bu hitabet esnasında e, yani sohbetin halavetinden bazen insan e, hazırlığının dışına çıkabilir. Dışına çıkarsa da yanlış e, yollara gidebilir. Onun için yani o işaretler de kişiyi bir rotada He, tutar. Mühim meseleleri e, kaçırmaz. Bazen çok önemli bir mevzu vardır. Bunu anlatacağım dersiniz ama o sohbetin tatlı akışından kaçırırsınız. Sonra sohbet bittiği zaman tüh keşke bu meseleyi de söyleseydim dersin. Ama onu bir kalemle işaretleseydi eğer, e, bir dikkat çekseydi ona onu kaçırmayacaktı. E, onun için böyle kitap veyahutta da e, notlar üzerinde işaretler e, önemli. Bu mühim kısımları da öne çıkarır. Ee, ve renkli kalem yoksa da çeşitli kalemlerle de bunu yapabilir. Mesela bizim yine mesela şu an kitabımızdan anlattığımız konularda ne var? Ee, bu çeşitli kalemlerle reşit kalemlerle işaretlendiği zaman bu bir sayfanın hepsi bu işaretlediği yerlere baktığımızda hemen zihnimizde konunun tamamı oturur. Bir diğer tedbir de e, küçük notlar almak. Küçük küçük notlar. E, büyük öneme sahip oluyor. Yani not küçüktür ama ehemmiyeti çok büyüktür. Mesela biz alimlerin eserlerine, kitaplarına baktığımızda onlar da bu usulü kullanmışlardır. Kelimelerin yanlarına hemen haşiyeler yazmışlardır, hamişler yazmışlardır, şerhler düşmüşlerdir, notlar düşmüşlerdir. Bunlar o kadar kıymetlidir ki kitap kadar önemlidir. O kitaptaki çok ince bir mevzuyu bir haşiyeyle hemen izah edebilir. Biz de bazen böyle bir kenara aldığımız ufak bir not önemli bir hatırlatmayı bize hatırlatabilir e, Veyahut da başka meselelere atıfta bulunabiliriz. E, meselelerle irtibatı kurar, yoğunlaşacağımız yerleri e, anlarız e, bununla. Yani can alıcı böyle tezahürat tarzı yani böyle insanın aklına gelen böyle vurucu cümleler oralara yazılabilir. E, bir diğer konu da bununla ilgili hazırlığımızı bir araya getirme. Yani sohbeti hazırladık. Bu yani neyin nerede olduğunu bazen insan bulamayabilir. Bir kitapla da yapılabilir ve hatta kitap ve kağıtlarla da yapılabilir ve Hatta bazı hocalarımız sadece A4 çıktısı yani kağıt çıktısıyla bunu yapabilir. Her neyle yapıyorsa kitapla kitap ve kağıtla ve hatta sadece kitaplardan oluş oluşuyorsa Neyi nerede anlatacağını önceden belirlemeli ve bunu bir düzene koymalıdır yoksa bir düzen olmazsa, bazen mesela kitabın ortasındaki bir konuyu başta, baştaki bir konuyu da sonra anlatabilme durumu olabilir. Bunları güzelce bir şekilde tasnif etmeli. Yoksa çok güzel hazırladığımız şey, konuşmaya başladığımızda hepsi birbirine girebilir. Sonra yani çok güzel hazırlanmıştım ama olmadı deriz. Buna dikkat etmek lazım. Dinleyici kitlesini tanımamız önemli bir konu. Yani dinleyicinin cinsiyeti, işte kadınlarsa ayrı konuşulur, erkeklerse ayrı konuşulur hem kadın hem erkekse ona göre konuşmamızı düzenleriz. Yaş aralığı mesela çocuklara mı anlatıyoruz, gençlere mi, yetişkinlere mi yoksa genel halka mı hitap ediyoruz? Hitap ettiğimiz kişi mahalleli mi, halk mı, esnaf mı, öğretmen mi, öğrenci mi, akademisyen mi, bürokrat mı, hocalar mı, hacılar mı, ümreciler mi, kim olduğu anlatımımızı belirler. Mesela sohbet edeceği belde, yani şehirde mi, köyde mi, yurtta mı, yurt içinde mi, yurt dışında mı, Bunlar önemli konular. Uyruğu nedir? Mesela sohbet ettiklerimiz yani hangi millete aittir? Bunlar da yine anlatımımızda bizi yönlendirecek konulardan. Dinleyenler mesela ana dili nedir? Mesela bir tercüman vasıtasıyla yapılıyorsa bazen 2-3 tercüman da araya girebiliyor. Mesela bir tekerleme, bir deyim, zor cümleler kurarsa eğer anlatan, onu tercüme edene kadar konu bambaşka yerlere gidebilir. Buna çok dikkat etmek gerekir mezhep yoğunluğu e, şeylerin kardeşlerimizin yani Şafi mi yoğunlukta, Hanefi mi yoğunlukta, Hanbeli mi, Maliki mi? Mesela Şaf mezhebinin yoğunlukta olduğu bir yerde hocamız anlatıyor. Abdestin farzı dörttür, abdestin farzı dörttür. İşte yüzü yıkamak, kolları yıkamak, başı mesetmek, ayakları mesetme. Halbuki Şafi mezhebinde abdestin farzı altıdır. Oradaki herkes altı biliyor. Bu dört, dört deyip duruyor. Bir saattir dört diye anlatıyor mesela. Olmuyor. Veyahut da Hanefi'nin ağırlıklı olduğu bir yerde. Şafi bir hocamız gelip abdestin farzı 6'dır diye bir saat boyunca anlatırsa, e, bunlar yani mezhep yoğunluğunu bilmediğinden kaynaklanır ve isabetsiz olur. E, sohbetin yapıldığı tarih çok önemlidir. Yani özel bir güne denk geliyor mu? Mesela milli manevi bir güne denk geliyor mu? Bir bayrama, bir kandile denk geliyor mu? Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de yapıldığı yer, yani bir cami mi, bir darul aceze mi, bir cezaevi mi, hastane mi, fabrika mı, bir imalathane mi, yetimhane mi, açık havada mı? Yani mesela Darul Acezet sohbet ederken çalışmanın öneminden bahsederse mesela olmaz zaten orada hep emekli olan insanlar var. Veyahut da bir yetimhanede sohbet ederken işte eşlerin birbirleriyle karşı sorumluluktan bahsedersen mesela yetimhanede ne kadar olur? Mesela Uhud hocamız sohbet ediyor. Çanakkale Savaşı'ndan bahsediyor. Veyahut da Çanakkale Savaşı'nı anlatacak Uhud'dan bahsediyor. Yani doğru yerde, doğru kişilere doğru şeyleri anlatmak mühim. Bir diğer dikkat edeceğimiz konu sohbete başlangıç duaları. Bunları iyi tespit etmek lazım. Yani e, bu da bir usul. E, çok fazla uzar, uzadı mı, e, yani gereğinden fazla uzadı mı 10 dakika, 15 dakika mesela bazı hatipler veyahut da bazı hocalarımız dua kısmını e, sürdürebiliyor. E, yani Eûzü Besmele hamd ve kısa bir duanın ardından sohbetimize e, başlayabiliriz. Bunlar da e, sohbete hazırlama aşamasında almamız gereken tedbirlerdi. Güzel bir şekilde sohbet edebilmeyi, hitap edebilmeyi, insanlara faydalı olmayı bizlere Cenab-ı Allah nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.